Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Dün yaptığımız Red Flag tatbikatı haberi sizlerden çok büyük ilgi gördü. Ben bu haberde başlığa vurulamayan Türk F-16'sının hikayesini çekmiştim ama bu anlattığımız bilgiler birçok izleyicimize çok kısa gelmiş. Bugün biraz daha detaylarını öğrendim olayın. Sizlerle birlikte Tango One Never Dies, Tango 1 Hiçbir Zaman Ölmez hikayesi nasıl ortaya çıktı? Bunun detaylarını birlikte öğreneceğiz. Türk Hava Kuvvetleri 1988'de envanterine girmeye başlayan F-16'larla çok önemli bir modernizasyon projesi için adım atmıştı ve bölgenin en önemli hava kuvvetlerinden biri haline gelmişti. 1990'larda karışan Yugoslavya, yaşanan iç savaşla birlikte bölgeye NATO bir operasyon düzenledi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar da bu operasyona İtalya'dan Gedi Hava Üssü başta olmak üzere farklı üslerden intikal ederek katıldılar. Bu tür uluslararası operasyonlara katılılmaya başlanmasıyla birlikte bir eğitim ihtiyacı da ortaya çıktı. Bu eğitim içinde Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri'ne dünyanın halen en büyük tatbikatlarından biri olan Nevada'da Nellis Hava Üssü'nde yapılan Red Flag'e davet etti. 1997 yılında 4. Anajet Üs Komutanlığı'na bağlı 141. Filo'dan çok değerli seçme öğretmen pilotlar, 6 uçak ve bir havadan ikmal uçağı KC-135 ile birlikte ekip Ankara'dan yola çıktı ve Nevada'daki Nellis Hava Üssü'ne gitti. Öncelikle geçen videoda anlattığım gibi Red Flag'in ana amacı Amerikan veya NATO kuvvetlerinin eğitiminin sağlanması. Tatbikatlarda iki ayrı kuvvet vardır. Bunlardan mavi dost kuvvetleri oluşturur, kırmızı da düşmanı temsil eder. Red Flag yani kızıl bayrak ismi de daha Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler döneminde yani Soğuk Savaş döneminde bir Rus hedefine nasıl saldırılır, hava operasyonu nasıl yapılır bunların çalışmalarını yapmak üzere planlanmış bir tatbikattı. Türk Hava Kuvvetleri bu tatbikata ilk kez katılacağı için kırmızı kuvvetler yani düşman rolünde oynanmasına karar verildi. Burada mavi kuvvetler gerçekten 100'e yakın uçaktan oluşuyordu. Bu uçaklar arasında hava hava görevinde olanların yanı sıra hava yer görevlerinde olan, havadan yere atılan füzeleri etkisiz hale getirecek görevli uçakların yanı sıra B-52, B-1 gibi ağır bombardıman uçakları da bu tatbikata katılıyordu. Türk Hava Kuvvetleri Nellis Hava Üssü'nde yapılan 1997'deki ilk tatbikatta kırmızı kuvvetlerde önce MiG-29 rolü ve daha sonra da Su-27 rollerinde görev yaptı. Türk Hava Kuvvetleri katıldığı tatbikatta ilk 2 günde gerçekten çok büyük bir başarı gösterdi. Kırmızı kuvvetler rolünde amaçları bölgeye saldıran yaklaşık 100 uçaklık mavi kuvvetleri etkisiz hale getirmekti. Aslında burada kırmızının görevi mavi kuvvetlerin eğitilmesi. Zaten bütün tatbikatlar mavi kuvvetlerin başarısıyla, zaferiyle tamamlandığı için kırmızılar ne kadar etkin olurlarsa mavileri o kadar iyi eğitme şansına sahip olacaklardı. Tatbikatın ilk 2 gününde Türk Hava Kuvvetleri gerçekten çok ciddi bir başarı gösterdi. Önce Türk Hava Kuvvetleri F-16'larına MiG-29 rolü verildi. MiG-29 rolünde ki karşılaştırdığımız zaman F-16'ya MiG-29'u, F-16 daha üstün bir uçak. Türk Hava Kuvvetleri'nin öğretmen pilotları uzun menzilli füze seçimleriyle birlikte uzaktan mavi kuvvetlerin uçaklarını tabiri caizse patır patır düşürmeye başladılar. Fakat ikinci günün sonunda biraz tatbikatta bir kriz yaşandı. Çünkü Türk Hava Kuvvetleri başta olmak üzere kırmızı kuvvetler mavi kuvvetlerin çok fazla uçağını düşürüyordu. Ve mavi kuvvetler de operasyon yapamaz hale geliyordu. Burada bir değişime gidildi ve kırmızı kuvvetlerde Türklerin rolü biraz değiştirildi. İlk iki gün içerisinde Türk Hava Kuvvetleri'nden bir pilot tam 9 uçağı düşürdü. Aynı sortide başka bir Türk pilotu da 5 uçağı birden düşürdü. O yıllarda aynı zamanda şu anda da kitap yazmakta olan Levent Başar'a hazırladığı makalede bu konuya dikkat çekerek Türk pilotlarının
Yaptıkları operasyonda yakıtları bittiğinde hemen tanker uçağa gidip yakıt ikmali yapıp tekrar operasyon sahasına dönmelerine dikkat çekmişti. Ve böylece inanılmaz vuruş rakamları da ortaya çıkmaya başlamıştı. Türk Hava Kuvvetleri pilotları Ankara'ya döndükten sonra bu konuyla ilgili detaylı bir raporu hazırladılar. Hava Kuvvetleri karargahına verdiler. Bu tatbikatların çok yararlı olduğu, uluslararası operasyonla işbirliğinin arttırıldığı, yeni taktiklerin denendiği, aynı zamanda yere kurulan atış sahaları ve havadan yerden havaya atılan füzelerin simüle edilmesiyle çok önemli bir teorik olarak kendilerini geliştirdikleri, pratik olarak da çok ciddi bir tecrübe kazandıklarını belirttiler. Ve o dönemde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapacak olan daha sonra Orgeneral Ergin Celes'in döneminde de Türkiye'de bir benzer sahanın kurulmasıyla ilgili çalışmalar başladı. 2000 yılında ve sonrasında da Konya'da Anadolu Kartalı eğitim sahası oluşturulacaktı. Tekrar ilk videoyu izleyenler için bir kısa bir parantez bilgi vermek istiyorum. Burada tatbikatta 100'den fazla uçak katılıyor. Bunların hepsinin emniyetle uçması, gerektiğinde hava savaşları yapması gerçekten çok ciddi bir altyapı gerektiriyor. Bu konuyla da ilgili önemli sahalardan biri de dünyada Konya'daki kurulan Anadolu Kartalı eğitim sahası olduğunu belirtmemizde fayda var. 2000 yılından sonra Türk Hava Kuvvetleri'nin Konya'da gerçekleştirdiği bu eğitime yurt dışından da katılımlar başladı. 2000 yılında bu sefer Amerikan Hava Kuvvetleri Konya'da oluşturulan sahada eğitime geldiler. Tabiri caizse Türk pilotlarının eğitimde hışmına uğradı Amerikalılar. Ve ilk sortide çok sayıda F-15 uçağı yine Türk F-16'ları tarafından, Kırmızı Kuvvetler tarafından düşürüldü. Amerikalılar bu işe gerçekten çok kızmışlardı ve bu düşürme operasyonunun çok önemli bir kısmı da Tango 1 olarak adlandırılan çağrı koduna sahip F-16 tarafından gerçekleştiriliyordu. Ertesi gün yeniden bir eğitime çıkılması planlandı. Bu sefer Türk Hava Kuvvetleri pilotları emindi ki Amerikalılar bütün güçleriyle Tango 1'i vurmak üzere çalışacaklardı. O tatbikata katılan hava yer görevindeki F-4 kolunun liderine Tango 1 çağrı adı verildi. O F-16 pilotu başka bir çağrı adı aldı. Fakat dogfight sırasında yine çok sayıda Amerikan F-15'i düşürerek bir başka başarıya da imza atmış oldu. Ve bu olay sonrasında Tango 1 never dies, Tango 1 hiçbir zaman ölmez arması buna istinaden hazırlandı ve uzun yıllarda kullanıldı. Bu tatbikatta da tabii ki gerçek füze atılmıyor. Uçaklarda AKMİ olarak adlandırılan özel bir pod var. Bu poda dışarıdan baktığınız zaman bir hava füzesi görünümünde, hatta son yıllarda bu podların Türkiye'de de imalatı gerçekleştirildi. Uçaklar hava savaşına giderken, yani göreve çıkarken bu pod bütün yaptığı hareketleri kaydediyor. Vuruşlarını, yaptığı hareketlerini, dönüşlerini ve aynı zamanda bu poddaki sinyal vericiler operasyon merkezinden tatbikatın birebir kaydedilmesini ve yerden de takip edilmesini sağlıyor. Şimdi aslında Kırmızı Kuvvetler ev sahibi. Yani biraz organizatör. Tango 1 de onlardan birinin çağrı adı. İkinci ekip, Kırmızı Ekip de Keş 1 olarak adlandırılıyor. Zaten Tango 1 T harfini, Keş C harfini sembolize ediyor. Yan yana geldiklerinde de TC oluyor zaten. Bunlar mavi kuvvetleri zorluyorlar. Eğitimleri için onları en iyi şekilde eğitmek için zorluyorlar. Bu arada son sözü de tabii yerde indikten sonra briefing yapılıyor uçuşlarla ilgili. Tango 1 söylüyor. Bazen o dönemin ilk podları, AKMİ podları bazen zaman zaman arızaya düşebiliyor. Yani pilot ben vurdum dediği zaman bazen o pod irtibat kesiliyor, sinyal gitmiyor, vurmadığını ortaya koyabiliyor. Ve tabii ki T1'de olayın patronu olduğu için hayır vurmadınız dediği zaman kayıtlara vurulmadı olarak geçiyor. Şimdi filolar arasında çok büyük rekabet vardır. Bir hava üssünde 2 tane, 3 tane, 4 tane bazı üslerde filolar olur. Ve filolar arasındaki rekabet ara ara çok ciddi esprilere, birbirlerine sataşmalarına neden olur. Çünkü askeri havacılık biraz da motivasyon işidir. Eski pilotlarla konuştuğumuz zaman aradan yıllar geçer.
Ve pilotlar hala işte şu filo şöyleydi, bu filo öyleydi, o şu filodandı, ben onu hiç sevmezdim gibi birbirlerine çok fazla takılırlar, espri yaparlar. Bu ömür boyu devam eder. Genç pilotlar da bu anlattığım Akmi'deki arızalar veya kim kimi vurdu, ne yaptı, ne etti tartışmalarına da esprili bir yaklaşım yaparak demişler ki Tango 1 zaten hiçbir zaman ölmüyor. Biz vuruyoruz onu, vuruyoruz ama kendisi kabul etmiyor. Çünkü kendisi daha üst bir rütbe. Uçakta çok kıdemli bir öğretmen. Ve bunların da böyle bir sataşmasıyla birlikte daha çok genç pilotlar da Tango 1 zaten hiç ölmüyor gibi espri yapıyorlar. O dönemde bu Tango 1 ve Keş 1 141. filoda uçuyor. 141 filo o dönemde Akıncı Hava Üssü'nde, şimdiki adıyla Mürtet Hava Meydan Komutanlığı'na bağlı. Ve 141 filonun önemli görevlerinden biri de standartizasyondu. Standartizasyon nedir? Mevcut Türkiye'de farklı üslerde F-16 filoları var. Bu filolarda da normal uçucular, bir de öğretmen pilotlar var. Öğretmen pilotlar zaman zaman 141'e gelerek buradaki öğretmenlerle birlikte uçup standartizasyonu, yani dersler mi anlatılıyor, bunun bir standardının sağlanması, kendileri yeterli mi anlatılıyor mu, bu tür bir sınava, kontrole tabi tutuyorlar. Bu açıdan da 141 filonun gerçekten çok ciddi o yıllarda önemi vardı. Daha sonra yeniden yapılanmayla birlikte 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ankara'da şu an mevcut bir F-16 filosu kalmadı. 141 filoda Merzifon'a, 5. Anajet Üs Komutanlığı'na intikal etti. Halen Konya'da 132. filo, ki bu filo aynı zamanda atılacak olan mühimmatları, taktikleri belirleyen bir filo. F-16'lar tarafından öğretmen pilotlar bu filoda görev yapmakta. Bu filonun bir kolu da Solo Türk. Solo Türk gösteri ekibi de 132. filoya bağlı bulunarak uçmakta. Red Flag'e ilk defa 1997 yılında katıldıktan sonra 2000, 2007 ve 2016 yıllarında da Türk Hava Kuvvetleri katılım gösterdi. Ve daha sonra da Konya'daki atış sahasının ve eğitim sisteminin toparlanması, Anadolu Kartalı adını almasıyla Konya çok önemli bir eğitim merkezi haline geldi. Burada sadece uçaklar önemli değil, Tuz Gölü ve civarında kurulmuş özel sahalarda Havelsan'ın geliştirdiği sistemlerle yerden havaya atılan füzelerin radar sinyalleri simüle edilebiliyor. Yani örneğin belirli bir noktaya mavi kuvvetler taarruz ederken yerden sanki gerçekten atılan füzeler için radar kitlemesi yapılıyor ve bu konularda testler gerçekleştiriliyor. Sadece uçaklar değil, arama kurtarma ekipleri de bu tatbikatlara yoğun olarak katılıyor. Bu tatbikatlarda işte herhangi bir kaza olduğu zaman, bir pilot atladığı zaman düşman topraklarından o pilotun kurtulması için gerçekleştirilen helikopter operasyonları, hava şemsiyesi gibi birçok taktik deneniyor. Tabii ki bu tatbikatlar çok ciddi maliyetlere sahip ama askeriyede her zaman şöyle bir laf vardır. Barışta ter akıtmayan çalışmayan, yani savaşta kan akıtır. Yani kendi canıyla yaralanarak, saf dışı kalarak bunun bedelini öder. Red Flag'deki F-16'mızın hikayesi, vurulmayan F-16'mızın hikayesi bu. Bu gibi detaylı havacılık haberleri, hikayeleri her zaman hem kanalımızda, YouTube kanalımızda hem de tolgozbek.com internet sitemizde. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize sorularınızı yorumlarla iletebilirsiniz. Yapacağınız beğeniler videolarımızın daha fazla izleyiciye ulaşmasını sağlayacaktır. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Ayrıca bize sormak istediğiniz özel sorularınız varsa info@tolgozbek.com e-mail adresine de yollayabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim.